Bey Burgu'yla Bir Sevda Doğurdu başlıyor. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Gurbette orduları başarıyla temsil eden, sevdası orda olan hemşehrilerimizin konuk olduğu bir programda daha sizlerle beraberiz. Bu haftaki konuğumuz Eminönü'nde küçük bir şarküteri dükkanında ticari hayatına başlayan, şu anda tüm dünyaya Türk peynirini, Türk markasını sevdiren, tattıran ve Murat Bey Peynirleri Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol'la beraberiz. Necmi Bey, programımıza hoş geldiniz. Siz de Uşak'a hoş geldiniz. Böyle fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Tanıtma imkanı sağladınız bize. Öncelikle ben hoş geldiniz dedim programımıza ama biz aslında Uşak'tayız, üretim tesisindeyiz ve sizin ofisinizdeyiz. Öncelikle bizi burada ağırladığınız için, programımıza konuk olduğunuz için tekrar program öncesinde şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Sohbetimize başlamadan önce sizinle ilgili izleyicilerimizin bilgi alması adına Necmi Erol kimdir? Kısaca kendinizden biraz bahseder misiniz? Aslen Ordu Mesudiye ilçesi Ilışar köyü baba memleketim. 1950 yılında köyümüzün geçmişteki gelir geçim kapısı köpçülükmüş. Ama 1950'den sonra küpe alternatif farklı ürünlere çıkması nedeniyle köyde bir ekonomik kriz baş gösteriyor. Ve 1950 yılında babam, annemle de evlendikten sonra rahmetle İstanbul'a kalkıp geliyor. Kalabalık bir aile ve geçim kaynağı olmayan bir yer, takdir edersiniz ki. Geçmişinde de öncesinde de Mesudiye'de zaten köyün ürettiği küplere çerçicilik dediğimiz daha doğrusu yöntemle köy köy, kasaba kasaba dolaşıp sattıkları için ticaretin içindeki bir insan. Geliyor İstanbul'da ufak çapta, seyyar satıcılık, iş portacılık, ufak dükkancılık vesaire derken İstanbul'da bir yaşam mücadelesi vermeye başlıyorlar. Ufak çapta Eminönü'nde tabii İstanbul nüfusunun 1 milyon falan olduğu yıllar, o yıllar. Orada bir ticarete başlıyorlar. Yıl 1954, ben doğuyorum. Benden bir sene sonra bir küçük kız kardeşim var, o doğuyor. Ama hayatın zor ve ağır olduğu yıllar, o yıllar. En çok Allah selamet versin babamızın söylediği şey şuydu. Babam sağ halen 92 yaşında. Ceketimi satacağım, sizi okutacağım derdi. Bu bizde okumanın, eğitimin çok önemli olduğu düşüncesinin oluşmasına neden oldu. İlkokul, ortaokul, lise hayatımız ama her esnaf çocuğu gibi yaptığımız şey ne kadar boş vaktimiz varsa muhakkak babamızın yanında çıraklık yapıyorduk. Yani hayatımız ne zamandan beri ticaret dersen aklımın erdiğinden beri ticaretin içindeyim dersek çok da abartmış olmayız. Eğitim sonucu 1977 İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesinden elektrik mühendisi olarak mezun oldum. Bir süre mesleği yaptım. Ama işte genlerimize, DNA'mıza ticaret işlediği için askerlik sonrası yıl 1980 tekrar başladığımız yerden devam ettik. Ama mühendisliğin bize kattığı tabii çok şey oldu. Zaten esnaflığın içinde olduğumuz için yani pratik hesap yapma yeteneğimiz haliyle oluşuyordu. Bir de üstüne bir mühendislik eğitimi almış olmamız, yapacağımız işlere farklı gözlerle bakmamız neden oldu. Bir süre sonra, bu 1980'den yani bir 3-4 yıl kadar sonra ufak çapta birileriyle üretime, işin dışındaki bir takım insanlar bunlar tabii ki, bu sektörle ilgili, yani süt sektörle ilgili üretime başladık. Muhtelif yerlerde, işte Zonguldak, Kastamonu, Manisa, Iğdır, ortaklıklarımız oldu Antalya. İşte 2003'te de bu fabrikanın bulunduğu yer. Hep hedefimiz şu oldu. Pazarı nereye gittiğini tahmin edebildik.
dünyanın değiştiğini, geçmişin, ticaretin geçmişteki gibi olmayacağını gördük. Çok şeyde Türkiye'de bu sektörde öncülük yaptık. Belki en büyük olmadık ama öncü kurumlardan bir tanesi olduk. Yaptıklarımız sürekli taklit edildi. İşte en son yaptığımız ürünler var. Bunlar medyaya falan da çok yansıdı. Yani her sene dünyada 500 çeşit yeni telefon modeli çıkar. 300 çeşit, 1000 çeşit saat modeli çıkar ama dünyada 20-30 yılda bir yeni peynir çeşidi çıkar. Biz bunu da becerdik. Yeniliklere açık bir firmayız. Teknolojiyi üst düzeyde kullanmaya çalışan firmayız. Hayata bakışımız öyle, işimize bakışımız öyle. Bunları yaparken bir taraftan elbette firmamıza bir şeyler kazandırdık ama yaptıklarımızla Türkiye'de süt sektörüne de çok şeyler kazandırdık. Neticede geldiğimiz noktada yarattığımız farklılıklar bize bugün Türkiye'nin Avrupa'ya, Türkiye'de üretilip Avrupa'ya peynir satan tek firması olma gibi bir gururu da yaşatıyor. Kısacası Necmi Erol bulunduğu durumdan yetinmeyen, sürekli bir tık daha öteye geçmeye çalışan, yaratılışta çalışmayı hayatın amacı edinmiş bir insan. İşkolik derlerse işte o işkolik tanımına uyan bir kişi diyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayatınızı kısaca bir özetlemiş oldunuz. Köşe başlarıyla şöyle. Evet. Bir önce ben gençlik yıllarınızı ve çocukluk yıllarınızla ilgili neler yaptığınızı soracaktım esasında ama onlara gerek kalmadan siz özetlediniz onları. Ben hep çalışarak geçti. Çalışarak geçti. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Yani bir de madem bu çocuk yaşta başladınız ama mutlaka çok güzel anekdotlarınız olmuştur. Biraz böyle hafızada kalan, yani sık sık yad ettiğiniz bir anınızı bizimle paylaşır mısınız? Tabii 13-14 yaşındaydım. Eminönü'nde Mısır Çarşısı'nın arka tarafında bir dükkanımız vardı. Orada babamın çalışırdı dükkan. Ben de sokakta işporta tedyanın üzerinde sarımsak satıyorum. İşte gidiyorum un kapanından, o zaman oralardaydı soğan, patates, sarımsak falan getirenler. Bir iki çuval sarımsak alıyorum. Onlar çuvallar 30-40 kilo falandır. Tablaya koyuyoruz. Sokağın ortasına sarımsak satıyoruz. Bir gün belediye zabıtasının kahrına denk geldik. Geldiler bizim tablayı, sarımsakları falan hepsini attılar kamyona, götürdüler. Bütün dükkan gitti yani bizim, sizin anlayacağınız. Tabii o gün vermiyorlar. O gün bir sürü insan esnafın malını, daha da seyyarın malını topladıkları için benimkini de haline arada kaynadı gitti. Neyse ertesi gün gittik Eminönü, o zaman şu başkanlık şeklinde değil de belediye şube müdürlükleri vasfında çalışıyor. Çemberlitaş'ta topladıkları malları koydukları depoda. Malları gidip almaya kalktım. Allah, benim bir tabla sarımsağın yarısı orada, yarısı oraya atılmış, yarısı oraya atılmış. Yani bizim sarımsaklar talan edilmiş. Toplamışlar ama hepsini mundar etmişler. Neyse gittik, yalvardık, yakardık müdüre. Dedim ya ben öğrenciyim işte. Burada yazın, burada çalıştım, kazandım parayla. Kışın açlığımı temin ediyorum. Siz geldiniz, hepsini mahvettiniz. Verdiğiniz zararı ben 15 gün çalışsam, 20 gün çalışsam ki ancak bu verdiğiniz zararı telafi edeceğim. Kimliğim varmış. Pasoyu masayı, odan paso diyorlardı öğrenci kimliğine. Pasoyu masayı gösterdik. Bize ufak bir ceza yazdı. Sarımsakları bize verdi. Şimdi sarımsak dedin de, odan ben de işte taş çatlasın kemikli vaziyette tok karnına 40-45 kilo falan geliyorum. Sarımsak 25 kilo. Bir taraftan tablamız, bir taraftan sarımsaklarımız bir çuvalın içinde. Ve yaz günü bahsettiğim aylar, yani bu Ağustos ayları falan, insanların boş yürürken nefesini kesildiği zaman sırtımızda sarımsak çuvalı, kendi ağırlığıma yakın, elimde sarımsak tablası, Çemberlitaş'tan Eminönü'ne kadar Ağustos ayında yürüyerek gelmiştim. Ve kendi malımı geri aldığım için de sanki hepsi karmış, bulmuşum gibi de sevinmiştim. Yani unutulmaz bir şeydi benim için. Yani ne derler,
çocuk yaşta malına sahip çıkmak ve ticaretini kovalamak, yani azimle, iradeyle vazgeçebilirdiniz ama yılmadınız. Ya da oradan şimdi kibarlık yapıp bir taksi tutup o taksiciye de ayrıca bir para verip bunları öyle de taşıyabilirdin. Ama demek ki o günkü şartlarda o taksiye bile verilebilecek para bizim için önemli bir değermiş ki evet. Eminönü'nün bir ucundan bir ucuna sırtımda kendi ağırlığıma yakın bir çuval ve elimde de bir tane tabla. Bir sarımsak seferimiz vardı öyle meşhur. Necmi Bey, aile şirketi olduğunuzu biliyorum. Beyinleri firması bir aile şirketinden oluşuyor. Kardeşiniz Recai Bey ile ve oğlunuz ve diğer yeğenlerinizle beraber şirketi yönetiyorsunuz. Ve dünya çapında bir markasınız. Yani Türkiye çapında demiyorum, dünya çapında bir markasınız. Bu kadar başarıya ulaşmanızda şunu diyebilir miyiz? Aile şirketi ve ailenin bu işin içinde olmasının etkin olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Tabii aile içinde de şu var, bir hiyerarşik bir yapının ama tabii burada hiyerarşik yapı derken yukarıdakilerin aşağıdakileri hiç dinlemediği bir yapıyı kastetmiyorum. Muhakkak aşağıdakilerin de fikirleri vardır. Fikirlerin birlik içinde tartışarak alındığı bir yapı oluşturabilirseniz eğer, dışarıdan yapılan telkinlere, yani sistem dışından yapılan telkinlere de kulaklarınızı kapatırsanız, aile şirketleri Türkiye'nin aslında şu anki mevcut sanayi ve ticareti için uygun modeller. Ama eğer dışarıdan gelen müdahalelere, parazitlere çok fazla kulak verirseniz maalesef dağılıyor. İşte Türkiye'de aile şirketlerinin büyümeme sebeplerinin, parçalanma sebeplerinin %70'i elçiler arası kavgaymış. Elçiler arası anlaşamazlık. Tabii bütün bunları karşılamak lazım. Bütün bunlara karşı durmak lazım. Yani küçük olsun benim olduğum mantığından değil de büyük olsun hep beraber olalım mantığıyla yürümek bir şeylere götürüyor. Dünyanın da geldiği noktaya bakarsanız 100 yıllık, 150 yıllık, 200 yıllık firmalar var. Kurallar iyi konduğu zaman, iyi işlediği zaman daha büyük olan her zaman daha verimli çalışma imkanı sağlıyor. Teşekkür ederim. Yani evet, ben dışarıdan sık sık sizi yakından ziyaret ettiğim için müşahede ediyorum. O birlik beraberliği ve çalışma azminizi, dayanışmanızı yakından görüyorum. Bunun örnek olması lazım hepimize, herkese. Hakikaten başarı bu kenetlenmeyle, birlik beraberlik içerisinde oluyor. Söylediğiniz gibi bugün dünyanın en büyük firmalarına, kurumsal firmalarına baktığımız zaman 3 kuşaktır, 4 kuşaktır devam eden ve o aidiyet duygusu içerisinde hareket eden kurumların başarılı olduğunu görüyoruz. Başarı dedikçe şimdi işletmenizi kısaca tanımak istersek, yani burası kaç bin metrekare alandan teşekkül edilmiş kapalı alanıydı, sosyal donatı alanıydı, kaç personeli vardır, üretim kapasitesi nedir diye kısaca bize işletmeniz hakkında bilgi verir misiniz? Ve bu arada da beraber hem dolaşalım hem bize bu konuda bir bilgi vermiş olun. Tabii ki 2003 yılında 2001 krizinden sonra biz buradaki bir eski tekstil, iplik vesaire amaçla yapılmış bir fabrikayı satın alarak Uşak'taki faaliyetimize başladık. İlk aldığımız arazi 10 bin metrekareydi burada. Üzerinde 5-6 bin metrekarelik bir yapı vardı. Tabii yapıyı kendimize göre inşaat faaliyetleriyle bir peynir işletmesine uygun bir hale getirmeye çalıştık. Zaman içinde işte yanımızı aldık, onun arkasını aldık, onun yanını aldık, karşımızı aldık derken şu an fabrika arazimiz 35 bin metrekare civarı. Bunun üzerinde yaklaşık olarak da yapı olarak toplam kullanım alanımızda 40 bin metrekare civarı bir yapılaşma oldu. Tabii başlarken sanayiciliğin açık konuşmak gerekirse hiç bitmeyen bir maraton olduğunu düşünmemiştik. İşte 2 sene sonra, 3 sene sonra tamam buradaki yaptığım işler biter, yatırımlarımız tamamlanır. Biz burada çalışmaya ondan sonra devam ederiz diye düşünüyorduk. Aradan 15 yıl geçti. Tam tersine bizim buraya yaptığımız yatırım
katlanarak büyüdü. Baştaki yaptığımız şeyler belki biraz daha temel ihtiyaçlara yönelikti. Ama koşullar ve zamanla birlikte sadece temel ihtiyaçlar değil, teknolojiyi de bizim yaptığımız işte üst düzeyde kullanmamız gerektiğini fark ettik. Bugün sizlerle de dolaştık. İşte içeride muhtelif bölümleri gördünüz. Kaliteli bir ürün her şeyden evvel hijyenik ve steril koşullar sağlanmasıyla ancak yapılabiliyor. Bunun için de elimizden ne geliyorsa, imkanlarımız ölçüsünde, yetmediği yerlerde dışarıdan da kaynak kullanarak içeride sizin de gördüğünüz, izlediğiniz koşullar oluşturduk. Tesisimiz dünya standartlarında bir tesistir. Hatta yani biraz kendimizi övmek gibi olmazsa gelişmiş ülkelerdeki tesislerin de %80'inden 90'ından daha üst seviyede, daha yukarıda standartlara sahip bir işletmedir. Ama tabii bütün bunların karşılığı, her şeyin bir bedeli var, her şeyin bir maliyeti var. Gerçekten bunu arayan, gerçekten aldığı ürüne güvenebileceğine, güvenmesi gerektiğini düşünen insanlarla ilgili, o kitleyle ilgili bir sorunumuz yok. Ama sadece fiyat esaslı çalışan, sadece fiyatı referans alan kitlelere maalesef ulaşmakta zorluk çekiyoruz. İşte gördüğünüz içerideki fabrika bünyesinde gördüğünüz her şey malzeme itibariyle baktığınızda paslanmazın dışında hiçbir malzeme süt işletmelerinde kullanılmaz. Artı bir de bunların akıllı haberleşmesi lazım. Bugün artık sanayi 4.0'dan bahsediliyor. İşte yapay zekadan bahsediliyor. Her şeyi içeride ölçebilmemiz lazım. Ölçebilmeniz için de otomasyon düzeyinizin sınırı yok. Yani artık neyi ölçmek istiyorsanız. Tabii bütün bunlar, bütün bu altyapı, vasıflı eleman, sektöre ve bu koşullara dayalı malzeme tercihi ve bir de bunların arkasındaki bunları yönetebilecek yazılım dediğimiz akıl bölümü. Şu an herhalde Türkiye'de bizim sektörde bir karşılaştırma yapmak gerekirse Murat Bey bunları en üst düzeyde yapan bir iki tane işletmeden bir tanesidir. Bunu yaparak, bütün bunları yaparak nihai tüketiciye, yani bize bir bedel ödeyen, aldığı ürünün karşılığı bir bedel ödeyen insanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Bir de bu ürünleri yapan, burada çalışan arkadaşlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Onların da tabii sadece bir iş yeri, gelip çalışılan bir yer değil. Bir takım sosyal ihtiyaçları oluyor. Gezdiğiniz değişik bölümlerde bu sosyal ihtiyaçları ne şekilde karşılamaya çalıştığımızı, karşıladığımızı daha doğrusu sizlere göstermeye çalıştık. Yani ürünlerde nasıl bir numara, birinci kalite ürün yapmaya çalışıyorsak, çalışanlarımıza da burada sunduğumuz ortamın da birinci kalite bir ortam olmasına gayret ettik. Bu arada kaç personeliniz var bünyemizde, burada çalışan? Fabrika bünyesinde çalışan şu an 300 civarında. İstanbul ve bölgelerde, Türkiye çapında dağıtımda çalışan da 60 civarında personelimiz var. Yani 360 civarında. Bu sayıda biraz yalnız son dönemde yaşanan ekonomik krizin etkisiyle pazardaki de bir daralma oldu dedim ya biraz evvel. Yani insanların imkanları kısıtlı hale geldiği zaman artık biraz kaliteyi ikinci plan atıp fiyatı baz alıyorlar. Eğer siz de özenerek bir ürün yapmak istiyorsanız şayet, yaptığınız ürüne eğer değer veriyorsanız, her şeyin bir maliyeti var. Yani ben şöyle diyeyim, her hassasiyeti işinizde gösterdiğiniz gibi özenerek,
kalitenize önem verdiğiniz gibi çalışanlarınıza özen gösterdiğinizi gördüm. Müşahede ettik, gezdik alanı, beraber dolaştık. Onların sosyal donat alanını yaptınız. Spor salonu tahsis etmişsiniz onlara. Yani birçok okulda veya birçok belediyelerde veya yerel yönetimlerde olmayan tesisi vermişsiniz. Spora sevdiğinizi ve destek verdiğinizi biliyorum. Uşak Spor'a çok ciddi kaynak desteğiniz oldu. Desteklediniz. Keza aynı şekilde malum ordulusunuz. Ordululara her daim desteğiniz var, katkınız var. Orduya, Ordu Spor'a her zaman var. Ve çalışanlarınızı motive etmek adına da gereken her şeyi yaptığınızı gördüm. Dedim ya, hassasiyet çok fazla önemsemişsiniz. Her şeyde derli toplu işler yapmışsınız. Kapıdan içeri ilk girdiğim zaman dikkatimi çeken unsurlardan adım başı neredeyse işte her 50 metrede bir el dezenfekte ilacımız vardı. Onları ellerimize sıktık. Keza çizmelerin dezenfekte odasına gittik. Beraber dolaştık orada. Yine aynı şekilde personelin kılık kıyafetiyle ilgili yine orada değişimleriyle ilgili odalarını gezdik. Bunlara bu yani hakikaten bunlar çok önemli mi? Yani kısaca şunlarla ilgili bilgi verir misiniz? Yani ben hakikaten bunun bir sürü peynir fabrikasına gittim, bir sürü işletmeye gittim ama bu kadar hassasiyeti açıkçası görmedim. Süt ve süt ürünleri bizim mikroorganizma dediğimiz zararlı veya zararsız canlıların yaşaması için en mükemmel ortamdır. Sezer Bey. Bundan daha mükemmel bir şey olamaz. Dolayısıyla da bizim ortamımızı üreyebilecek her türlü gözden göremediğimiz canlıdan uzaklaştırmamız lazım. Bunu yapabildiğimiz ölçüde bunun bir bedeli oluyor. Ama ürün kaliteniz oluyor. Bugün pek çok firmanın ürünlerinde, bu dünyada da böyle, işte bir ay, bir buçuk ay ömür verdikleri ürünlere biz çok rahatlıkla 4 ay, 5 ay fabrikamızda ürettiğimiz ürünlerde ürün ömrü verebiliyoruz. Sebebi ürünün başlangıçta içinde o ürünün de bozulmaya neden olabilecek hiçbir şeyin olmaması. Pek çok kullandığımız içeride teknoloji var. Biz Türkiye örnek olduk o konularda. Bizim yaptığımız her şeyi ilk defa biz yaptık burada. Ondan sonra sektör bizden bunları görüp uygulamaya başladılar. O da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Yani ülkeye de, ülke insanına da, ekonomimize de bir hizmet olarak görüyoruz. Öyle değerlendiriyordu bunları. Yani bizim işimizde mücadele gözün görmediği şeylerle mücadele. Gözünüzün gördüğünü zaten düzeltiyorsunuz ama hiçbir mikroorganizmayı gözünüzden göremezsiniz. Hatta pek çoğunu mikroskop altında bile göremezsiniz. Onların da olmaması için bu ortamda ne gerekiyorsa onu yaparsınız. Eğer dolaştınız içeriye, dikkat ettiniz. Burası bir peynir fabrikası ama peynir fabrikasında bizim fabrikada peynir koku yok. Hiç koku yok. Peynir kokusu yok. Kesinlikle yok. Evet. Yani havalandırmadan, havanın sirkülasyonundan vesaire her türlü ayrıntı düşünmüşsünüz. Yani şunu diyebiliriz, siz 2003'te dediniz, burada faaliyete başladık dediniz ama dışarıdan ben bildiğim için bu alanı, birini sorsak herhalde bir yıl önce bu tesisi kurdunuz diye düşünebilir. Yani o kadar her şey yeni, modern, son teknolojiyi uygulamışsınız. Sürekli yenileniyor Sezer Bey. Sürekli yenileniyor. Bugün bizim çalışan her 5-6 personelimizden bir tanesi buranın teknik altyapısını bakan, kontrol eden, onaran bir ARGE merkezimiz, merkezimiz var burada. Makine ARGE diye. Yani bu devletin yetki verdiği bir ARGE merkezi. Bir ayrıca gıda ile ilgili bir de gıda ARGE merkezimiz var. Bu devletten onaylı. İki tane ARGE merkezimiz var Murat Bey'in bünyesinde. Ve toplamda bu ARGE merkezlerinde de çalışan personelimizin sayısı şu an makine artı gıda tarafını düşünürsek 50'ye yakın arkadaşımız var. Böyle bir çizgiyi yakalamış olmanın, bu kadar bir başarı elde etmiş olmanın altyapısında çok zorluklar var.
Şimdi şöyle diyeyim, iki sorum olacak. Birincisi, bu süt temininde yani yeteri kadar süte ulaşabiliyor musunuz? Hatta bu sorumluluğun bir tanesi niye Uşak diyecektim. Özellikle bunu paylaşmıştınız. Sütün bol olduğu yer Uşak demiştiniz ama bulabiliyor musunuz? Yani süt günlük ne kadar süt tüketimimiz var burada? İhtiyacınız oluyor. Günlük şu gün dönemde 250 ton civarı bir mevcut kapasite var. Bu bazen yükseliyor, bazen az düşebiliyor ama eldeki stok seviyesiyle bunu dengeleyebiliyoruz. Uşak süt üreten illere komşu. İşte güneybatımızda Denizli var, batımızda Aydın, İzmir, Manisa, kuzeyimizde Kütahya, doğumuzda Afyon. Burası Türkiye'nin süt üretim açısından bel kemiğini oluşturan yerler. Büyük çiftlikler var, süt çiftlikleri bu bölgede. Süt teminle ilgili bu bölgede herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Vaktiyle onu Kastamonu'da biz uzun yıllar kaldık. Bir 13-15 yılda buradan evvel Kastamonu'da kaldık. Mesela orada o konuda biz çok sıkıntı yaşamıştık. Yazın üretilen süt miktarıyla gelen süt miktarıyla kışın gelen süt miktarının arasında 1'e 5, 1'e 6 fark vardı. Dolayısıyla da sistemi neye göre kuracağız? Orada bir türlü o dengeyi sağlayamamıştık. Ama bu bölge gerçekten süt üretiminin ciddi olarak yapıldığı bölge. Türkiye'nin pek çok en büyükleri diyebileceğimiz firmaların burada fabrikaları var. İhtiyaç kadar burada bu bölgede süt bulma imkanı var. Çünkü bizim giderlerimizin %65-70'i sütten oluşuyor. Eğer ham maddeyi bol ve istikrarlı bulamazsak yaptığımız işi yapmakta çok zorluk çekeriz. Evet, sohbet ediyoruz. Türkü sevdiğinizi, türküyü çok zevkle dinlediğinizi biliyorum. Bir arada böyle bir beraber sizin sevdiğiniz bir türküyü dinlerken yine alanda biraz dolaşalım, mazilere gidelim. Evet, size bir hediyem olsun. Aydın Beyoğlu'nu dinlet bana. Aydın Beyoğlu'nu dinletelim size. Aydın Beyoğlu'ndan neyi söyletelim size? Mesela gönlümü söylesin. Gönlümü söylesin. Söyleyebilir. Veya işte Hekimoğlu. Olabilir. Aydın'ın bütün şarkı türkülerini seviyorum. Çok duygulu. Tamam. O zaman Aydın Beyoğlu'ndan size bir gönlüm veya Aydın'a da bu arada selam olsun. Evet, selam olsun. Bir selam verelim. Bu arada bu yolculuk esnasında Uşak'a gelirken dedim ki ben Uşak'a gidiyorum Necim Bey'in yanına. Tabii ki Federasyon Ordu Denekler Federasyon Başkanımız Celalettin Dervişoğlu. İşte beraberdik o esnada. Başkanım dedim, işiniz yoksa eşlik eder misiniz dedim. Tabii dedi, yani Necmi yanına seve seve Uşak'a gidelim. Dolayısıyla bu arada bizimle beraber eşlik eden Celalettin Başkanımıza da sonsuz şükranlarımı sunalım. Yani bizi yalnız bırakmadı. Ona da gelsin diyelim bu türkü. Kesinlikle. Aynı şekilde ona da. Geçtiğimiz programlarda bizim ORDEF 2. ve 3. dönem başkanımız Sabri Bey, geçen haftaki programımızda ORDEF başkanımız Avukat Ali Çelik Bey konuğumuzdu. Onlara da selam olsun tekrar. Sözünden dökülür bin parça hüzün. Yasta mısın gönlüm, hasta mı bilmem. Kederli gözlerin gülmez yüzün. Yazda mısın gönlüm, kışta mı bilmem. Kederli gözlerin gülmez yüzün,
yazda mısın gönlüm, kışta mı bilmem. Bozulmuş bağların çiçeğin solmuş, sararmış yaprağın of hazanın olmuş. Yazılmaz dertlerin sayfalar dolmuş. Yazda mısın gönlüm, kışta mı bilmem. Yazılmaz dertlerin sayfalar dolmuş. Yazda mısın gönlüm, kışta mı ise aldın, verdin ağzını. Kimse çekmez artık senin nazını. Türkülerim bitti, astım sazımı. Yazda mısın gönlüm, kışta mı bilmem. Türkülerim bitti, astım sazımı. Yazda mısın gönlüm, of kışta mı bilmem. Bende misin gönlüm, elde mi bilmem. Bu arada güzel bir haber de vereyim. Dün aldığımız bir haber. Türkiye'de biz uzun yıllardır, 5-6 yıldır yaptığımız bazı ürünlerin Türk Patent Enstitüsü tarafından tescilleri de yapılmasına rağmen pek çok taklitçiyle bir hukuki mücadele içerisindeydik. Tabii bu bize hem imkan kaybettirdi hem de bize yüksek oranda ek mali külfetler getirdi. Dün dünyanın pek çok ülkesinde almıştık ama karşımda çıkarılan bir 50 yıl kadar evvel veya 40 yıl kadar evvel Amerika'daki bir patent, bir makine patentiyle ilgili bir savunma vardı. 6 yıldır sonuçlanmayan bu davalarda. Dün Amerika Birleşik Devletleri Patent Ofisi tarafından Murat Bey Burgu Peynir'in yeni bir peynir olduğuna dair patent belgemiz Amerika'da çıktı. Amerika'da 18 ayda anlattık ama maalesef Türkiye'de 5-6 yıldır mahkemelerde derdimizi anlatamamıştık. Bunun da bize... Kutluyorum sizi, ne diyeyim yani. Biz Türkiye'den bu işi yapıp Amerika Birleşik Devletleri Patent Ofisi, onlar ki bunlar incelemeli patent yapıyorlar. 18 ay süren bir incelemenin sonucunda evet siz yeni bir şey yapmışsınız arkadaşlar diye bize Amerikan Patent Ofisi ürünümüzün patentini verdi. Vallahi tekrar kutluyorum. Göğsümüzü her zaman kabarttınız. Bir kez daha kabartıyorsunuz. Ben ödüllerinizin çok olduğunu biliyorum. Ara sıra dergimizde de haberiniz çıkardık, yazdık. Ulusal basından takip ediyoruz. Sayamayacağım kadar ödül aldınız, ödülleriniz var. Kendi alanınızda
Yılın markası, yılın en iyi seçildiniz. 4 ay önce Polonya'da bir ödül töreni vardı. İseritas isimli bir uluslararası değerlendirme kurumunun yılın en inovatif ürünlerini yapan firma seçildik. Polonya'daki ödül töreninde belgemizi verdiler. Vallahi biz bunları dünyaya anlattık ama maalesef Türkiye'de anlatmakta zorluk çekiyoruz. Herhalde bu son aldığımız ABD patenti bir takım şeyleri inşallah değiştirir diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi bir soru soracaktım size. Şöyle, başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ürünlerinizi gönderiyorsunuz. Türk markasını onlara sevdirdiniz, tattırdınız. Başta Avrupa Birliği olmak üzere oraya mal satmak zordur. Onların bir sürü kriterleri vardır, sıkı denetimleri vardır. Bu sürecin içerisinde nelerle karşılaştınız? Yani aslında sorarsan şöyle de derler esasında. Avrupa Birliği'ne mal satan birisi dünyanın herhangi bir yerine çok rahatlıkla mal satabilir derler. Doğru mudur yani? Doğrudur. Avrupa Birliği'ne mal satabilmek için önceden Avrupa Birliği'nden işletmenizin, kullandığınız ham maddenizin, işletme standartlarınızın onların istediği şartları sağlaması gerektiğine dair uzun bir inceleme döneminden geçiyorsunuz. İçeride fabrikayı demin gezerken o makinaların üzerinde EU işaretini görmüşsünüzdür. Muhtelif makinalarda hatları görmüşsünüzdür. Burası bize Avrupa Birliği standartlarında onları ithal edebilecekleri, ithaline müsaade edebilecekleri uygun bir tesis olduğu anlamına geliyor. Şu anda da Türkiye'den Avrupa'ya peynir satabilen tek firmayız. Ki önümüzde iyi de bir orada bir gümrük duvarı var. Kilogram başına 2,5 euro civarı bir gümrük ödeyerek o pazara giriyoruz. Türkiye'deki sütün fiyatıyla da Avrupa'daki sütün fiyatları arasında fazla fark yok. Aynı rakamlarla mal ediyoruz. Üstüne biz 2,5 euro da fazladan gümrük ödemek suretiyle 2,5 euro yalnız bu TL değil. Kilogram başına ticaretimize başladık Nisan ayından beri. 7 aydır Avrupa Birliği'ne gönderebilen Türkiye'den tek firmayız. Orada markasıyla üreten firmalarımız var. Ama Türkiye'den oraya gönderen tek firma biz. Şimdi Avrupa Birliği'ne mal satıyorsunuz. Dediğim gibi daha önceden sattığınız Arap ülkeleriydi, Uzak Doğu'ydu, Rusya Cumhuriyetleri gibi birçok ülkeye gönderdiniz. Hatta Amerika'ya gönderdiğinizi biliyorum. Toplamda bunların sayısı kaçtır yani diyebiliriz? Yani bir tespitiniz var mı? Kaç ülkeye şu anda Murat Bey peynirlerini gönderiyorsunuz? Amerika'ya tek devlet kabul ederseniz her eyaletine gidiyor. Tek devlet kabul ederseniz bir sayarsanız Avrupa'da Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde var. Satma hakkımız var ama 10-12 civarı Batı Avrupa ülkeleri ağırlık pazarımızı oluşturuyor. Orta Doğu'da 6-7 ülke. Herhalde bir 25 gibi bir rakam karşımda çıkıyor. 25 farklı ülke gibi bir rakam karşımda çıkıyor. Vallahi sizi kutluyorum. Bunların geri dönüşleri nasıl? Yani mesela oraya sattınız. Ne diyorlar? Yani biz bu peyniri çok beğendik. Çok lezzetli falan diye böyle hani böyle bir kriteriniz, anketiniz olabildi mi? Değerlendirmeniz. Tabii artık şimdi sosyal medya olduğu için eskisi gibi bunların dönüşü zor değil. Bir, kendi memleketinin olduğu için tercih eden insanlar bir grup var. Bir de ürünlerimizdeki farklılıktan dolayı tercih eden insanlar var. Bizim burada ürettiğimiz ürünlerin benzerleri Avrupa'nın değişik yerlerinde yine bizim Türk müteşebbisler tarafından bir takım yerlerde ya kendileri yapıyorlar ya yaptırıyorlar. Bulunabiliyor. Ama herhalde bizim yaptıklarımızın orada da bir farkı var ki insanlar arayıp teşekkür ediyorlar. Mesela biraz evvel siz dediniz ya işte benim çocuklarım evde sizin şu ürünlerinizi yiyor diye. Aynı sorun sadece bizim çocuklarımızda değil. Aynı sorun Avrupalı'nın çocuklarında da var. Onlarda da yeni jenerasyon bu geleneksel aromatik ürünleri çok fazla tercih etmiyor. Daha böyle fresh taze ürünleri tercih ediyorlar. Sanıyorum orada biz bir süre sonra etnik pazarın dışında direkt Avrupa nüfusun kendisine de
daha fazla satış yapmaya başlayacağız. Onlar bizi daha yeni tanıyorlar. Şimdi önümüzdeki ay içinde son işte bir ay kadar önce Paris'te Sial Fuarı yapılmıştı. Fuarda bayağı iyi bir performans yakaladık. Muhtelif ülkeler var. Amerika, Kanada, Japonya, Avrupa'dan birkaç ülke var. Bu önümüzdeki ay içinde buraya gelip bizimle fabrika ziyareti yapmak istiyorlar. Geleceğiz, ağırlayacağız. Tesislerimizi görecekler, üretimimizi görecekler, ürünlerimizi bir daha görecekler. İnşallah onlardan da sağlıklı ülke ve kurumumuza, şirketimize fayda sağlayacak yeni pazarlar, ilave mevcut pazar, ilave pazarlar gelecek diye düşünüyoruz. Yani diyoruz ya, dünyanın birçok ülkesine peynirimizi gönderdik. Türkiye'nin hemen hemen bütün illerinde var. Peynirimiz var. Bir sürü ünlü marka marketlerimizde olsun, raflarında ürünlerimiz mevcut. Sohbet esnasında aşağıda konuşmuştuk. Acaba ordular ne kadar yiyorlar ya da hakikaten bunun bir kriteri var mı? Ben öncelikle birçok sizin zaten ordu olduğunuzu bilmeyen bir sürü hemşerimiz var. Evet, yerli ve milli ordunun bir değeri, Mesudiyeli. Dolayısıyla bundan sonra herhalde ordu eksenli tüm hemşerilerimizde ya da ordu eksenli demeyelim. Yani çünkü bizi sadece ordular izlemiyorlar ama ağırlıklı orduları da olduğunu söylüyoruz. Tüm izleyicilerimizin peynir tercihinde bulunurken bundan sonra biraz hemşeri torpili yapsınlar. Yapsınlar tabii, hemşeri torpili olsun. Biraz daha bu konuda seçici davranmaları daha bizim açımızdan faydalı olacaktır. Birbirimizi desteklemek adına. Üretim tesisinde gezerken, yani alttan en üste kapıdan çıktığımız, girdiğimiz andan çıktığımız ana kadar her merhalede üretimin en üst seviyesinde nitelikli olduğunu, kaliteli olduğunu, her şeyin hassasiyetinin devam ettiğini gördük. Bunu izleyicilerimiz de görecekler ve yakından da takip edecekler. Sizin zaten izleyenler de internet sayfanıza da girdiği zaman daha fazla da bilgi almış olacaklardır diye düşünüyorum. Evet, konuşulacak aslında işle ilgili çok şey var ama biz işin dışında da ara sıra bazı şeyleri konuşmak gerekirse şöyle desek, bu kadar yoğun temponun içerisinde koşturuyorsunuz. Yani kendinize bir oh diyebiliyor musunuz? Yani kendinize de zaman ayırabiliyor musunuz? Tabii. İllaki oluyor. Mesela okumayı seven bir insanım. Orada pek türde seçmem. Yani tür seçmenin de çok sağlıklı bir beyin ve düşünce oluşturduğu kanaatini diyelim. Nasıl beslenirken potasyum da almamız lazım, sodyum da almamız lazım, işte kalsiyum da almamız lazım, protein de, A vitamini de, B vitamini de. Hep A vitaminiyle beslenirsen zehirlenirsin. Hep C vitaminiyle beslenirsen yine zehirlenirsin. Dengeli olarak çok farklı, değişik konularda kitap okumayı severim. Son dönem mesela son birkaç yıl farklı açılardan tarih okumaya merak sardım. Öncesinden de sevdiğim, çocukluğumdan itibaren sevdiğim bir konuydu bilim dalıdır tarih. Ama son birkaç yıldır biraz daha farklı gözden bakmaya başladım tarihe. Eğer iyi bakılırsa da bizim pek çok hatayı tekrardan yapmamıza engel olacak görüşler yakalayabiliyoruz. Doğayı seviyorum. Toprakla uğraşmayı seviyorum. Bulunduğum her yeri yeşillendirmeyi seviyorum. O farklı bir hobim. Teknoloji merakım var. Ufak tefek öyle bozulan her şeyde usta tamirci falan çağıran bir insan değilim. Zaten köken olarak da bir teknik altyapımız olduğu için benim bulunduğum her yerde sağlam bir takım çantası vardır. Yani şu an arabanın bagajında mesela iki tane takım çantası var. Neler var dersen içinde matkaba varana kadar var yani. Ev hakeza öyledir. Yani gittiğim her yerde zaten bir tanesini arabanın bagajında sürekli açıyorum da ama gittiğim her yerde bunlar vardır. Meraklıyım, teknolojiye meraklıyım.
Teknolojiyi işimde kullanmaya meraklıyım. Teknolojiye merak, teknolojiyi seviyorum. Teknolojiyi seven insanları da seviyorum. Çünkü artık hayat teknolojiye dayalı olmaya başladı. Bundan kaç? 65 yıl evvel kişi başı $250 olan Güney Kore'nin milli geliri bizim o dönem $800 civarındaymış Türkiye'nin. Şu an onlar $35,000 çıkmış. Biz $10,000'dayız. Bakıyorum Korelilerle aramızda ne fark var? Hepsinde onlar da iki gözü, iki kulağı, bir burnu var. Bizde de aynısı var. Ama onlar 35,000'e çıkmış. Biz 10,000'e çıkabilmişiz. Biz 12 kat artmışız. Adamlar 120 kat artmış. Kore'nin artmasının sebebi ne diye baktığımızda karşıma bir şey çıkıyor. Bilim ve teknoloji. Yani 9. yüzyıldaki Abbasiler, 10. yüzyıldaki Bağdat eksenli Abbasiler döneminde kurulan o akılcı felsefeyi, akılcı dünyaya, akılcı bakışı tekrardan eğer kendi ülkemizde de kurabilirsek olmamız için bir sebep yok. Çünkü kaynaklarımız çok. Az tuzlu Murat Bey vurguyla Bir Sevdadır Ordu devam edecek. Az tuzlu Murat Bey vurguyla Bir Sevdadır Ordu devam ediyor. Evet. Elektrik mühendisiniz bu arada. Eğitiminiz değil mi? Tabii bu dediğinizde tamir yapmayı seviyorum. Herhalde elektrik mühendisi olmanızdan geliyor. Ama bu aynı zamanda elektrik mühendisi olmanız da bir sohbet esnasında benimle paylaşmıştınız. Birçok makinenin tesisatının projesini de kendiniz hazırladınız. Bazen fabrikanın bir şeyi bir tarafında arıza olduğu zaman hemen oraya da müdahale ediyorsunuz. Şimdi, tabii işin içinde olduğunuz zaman sadece elektrik değil, artık bugün konu biraz daha birleşti. Elektro, mekanik artı bu düzene bir de akıl var. Yani elektrikten artık mekanik çok birbirinden uzak değil. Bunlar artık hepsi iç içe geçmiş. Sadece mekaniğin bir anlamı yok. Çünkü onun enerjini sağlayacak bir elektriğe ihtiyaç var. Eğer elektriğiniz de varsa onu kullanacağınız bir makine ihtiyacınız var. Yani ikisi birbirinden bir bütünün parçaları. Çok farklı şeyler değiller. Geçmişte bir arada benim bir 6-7 yıl kadar bir iş makineleri çalışmışlığımız var. Yani onlar işte kiralık vesaire gibi işlemler yapmıştık. O dönemde de tabii bir ayağınız o işleri yaptığınız zaman atölyelerde oluyor. Atölyelerden dışarı çıkamıyorsunuz. O dönemde de biraz her iş yapılırken atölyede yapan ustaların başından ayrılmazdım. Hatta şimdiki gibi kadar servislerin çok olmadığı zamanlarda tamircilerin arabaları tamir ettiği zamanlarda araba tamire girerken ben de beraber gidiyordum arabayla, beraber çıkıyordum. İstiyorsa iki gün başındaydım. Ne oluyor, ne çıkıyor? Seviyorum teknolojiyi. Teknoloji hayat. Dünyada yaşamak istiyorsanız da teknolojiyi üreteceksiniz. Ürettikten sonra da onu en verimli şekilde kullanacaksınız. Üretemiyorsanız, üretileni de akıllı şekilde kullanamıyorsanız, yani geleceğin 100 yılında, 200 yılında Avustralya'nın aborjinleri gibi olacağız, yok olacağız, gideceğiz. Hazır teknoloji demişken, başarılı girişimci bir iş adamı olarak bizi izleyen genç girişimcilere, genç yatırımcılara, müteşebbislere öneriniz nedir? Yani neler yapsınlar, ne yapsınlar? Eğer her şeye standart bakış açısıyla bakıyorlarsa kendileri de standart bir insan olurlar. Standart bir çizgide kalırlar. Eğer herkesten farklı bir bakış açısı geliştirebiliyorlarsa o zaman standardın üstüne çıkabilirler. Alışılmışı, yıllardır denenmişi, herkesin gittiği E6 yol gibi artık her noktası bilinen bir güzergahı seçmişlerse çok farklı bir yere ulaşmaları mümkün değil. O hattın üzerine uğrayacakları yerler belli. Çalışacaklar bir. Yeni alanlar keşfedecekler. Bilginin sınırı yok. İki, edindikleri bilgiyi de hayatta kullanacaklar. Yoksa bilgi rafta okunmayan kitaptan başka bir şey ifade etmez onlar için. Bilgi eğer pratiğe hayata uygulayabiliyorlarsa, hayatın bir yerine uygulayabiliyorlarsa bir anlamı var. En büyük zenginlik petrol. Orta Doğu'da.
milyonlarca yıldır petrol orada vardı. Bu coğrafyalara biz hakimdik. Ama patlamalı motoru başkaları keşfettiği için bizim için kara yağ dediğimiz hayvanların uyuzuna sürdüğümüz ham petrol dünyada bugün dünya siyasetini yöneten, dünyanın dengelerini değiştiren bir değer haline geldi. Evet, orada bir kaynak var. Bilgiyi de ham petrol gibi kullanın, düşünün. Eğer o bilgiyi kullanmıyorsanız, o bilgi size hamallıktan başka yük getirmez. Ama eğer bilgiyi kullanıyorsanız, ham petrolü kullanmak gibi, bilgi size güç getirir, itibar getirir, zenginlik getirir, refah getirir. Eyvallah. Araştırsınlar diyoruz. Tüketen toplum değil, üreten toplum olsun diyoruz. Kesinlikle. Evet, yavaş yavaş 2018'in sonuna girdik. 2019'a bir ay sonra, yaklaşık bir ay sonra, hatta 40 gün sonra 2019'a giriyoruz. Necmi Erol'un 2018 nasıl geçti, 2019'da neler bekliyor? Bu konuda görüş ve düşünceleriniz nelerdir? Vallahi 2018 ülke olarak bir takım sıkıntılar yaşadık. Tabii yaşadığımız sıkıntılar içeriden de, yani bizden, yurt içinden kaynaklanan nedenler de var. Dünyadan kaynaklanan nedenler de var. Çünkü artık dünya büyük bir sandal gibi. Herkes bir tarafına oturmuş. Sandalın bir tarafındaki dengesiz bir hareket yaptığı zaman sandalın öbür tarafı da rahatsız oluyor. 2018'in dünya için bizim açımızdan, bizim konumumuzda olan ülkeler açısından çok rahat geçtiği söylenemez. İşte alınan bir takım tedbirler var. Politikacıların aldığı, medyadan takip ediyoruz. İnşallah bunlar olumlu sonuçlar sağlayabilir. Dünyadaki bu sandalı ikide bir sallayanlar da biraz uslu dururlar. Çünkü en son dönemde bir konsolosluk olayı yaşadık. Evet. Yani bizimden, benden direkt alakalı değil, Murat Bey'le de alakalı değil ama Suudi Arabistan sabah sosyal medyada gördüm haberleri, Türk mallarına boykot uyguluyor. Yani Murat Bey'in ne kabahat var, Murat Bey ne yaptı burada, hiçbir şey yapmadı ama dolaylı yoldan geliyor, sizi etkiliyor. 2019 inşallah dünya için daha iyi olur diyebiliyorum. Fazla değiliz, geleceğe yönelik şöyle olacak diye bir şey söyleme imkanına da sahip değiliz. Ama umut her şeyin kaynağı. Eğer umut etmiyorsak, eğer umudumuzu tamamen yitirmişsek hiçbir şey yapma şansımız yok, ölüm beklememiz lazım. Umutluyuz, iyi olmaz. Şimdi biz kendi adımıza, üstümüze düşen bir şey varsa, İnşallah. Kendi üzerimize düşen biz birey olarak, kurum olarak yapmaya çalışıyoruz, yapmaya çalışacağız, devam edeceğiz. Biz size teşekkür ediyoruz. Yani saate bakmıyoruz ama zannedersem arkadaşlarımızdan gelen işaret doğrultusunda son 5 dakika diye işaret aldım. Nasıl zamanın geçtiğini, sohbet esnasını anlamadık. Toparlayacak olursak, biz sık sık İstanbul'da zaten görüşüyoruz. Ordulu hemşehrilerimize veya TV2 izleyicilerimize yılmadan, dökülmeden son kez mesajlarınızı alayım. Ben veda edeceğim inşallah, programımızı kapatacağım. Sizden son görüş ve düşüncelerinizi alalım. Şimdi bizim orduların bir özelliği vardır. Çok çalışkan insanlardır. Azimli insanlardır. Zaten bunu işte muhtelif platformlarda da bu yapılarını görüyoruz. Devletten çok fazla şey bekleyen insanlar değil, çalışıp devlete bir şeyler veren bir toplumuz biz. El açmayı devlete falan pek sevmiyoruz. Çok başarılı iş adamlarımız var. Zaten bugüne kadar geldikleri nokta geçmişte yaptıklarının isabetli olmasından kaynaklanıyor. Yılacak bir durumumuz yok. Bu ülke bizim. Biz ayakta tutacağız. Gemi eğer sallanıyorsa biz de sallanıyoruz. Ama gemiyi düzgün götürmek için sadece bu iş adamlarına değil, bürokratımıza da bunu söylüyorum. Oradaki çiftçimize de bunu söylüyorum. Herkes elinden gelen en iyisini,
eğer yapmaya çalışırsa, en iyi derken de canımın istediği kadar en iyi olmuyor yalnız. En iyi yapmak için biraz zorlamak gerekiyor, biraz ter dökmek gerekiyor. Çalışacağız, hep birlikte çalışacağız. Daha iyi günlere, çocuklarımıza, torunlarımıza daha iyi bir gelecek bırakabilmek açısından bizim üzerimize düşen şey çalışmak. Bodrum'a da biraz az gitsinler. Evet, Bodrum'a da biraz az gitsinler. Evet, yani biraz az tatil yapsınlar, çok çalışsınlar. Evet. Necmi Bey, bizi burada ağırladınız, misafir ettiniz, üretim tesislerindeyiz. Bizim programımıza tekrar katılım sağladığınız için, konuk olduğunuz için tekrar teşekkür ediyoruz. Ülkemiz için katma değer ürettiğiniz için ve aynı zamanda yüzlerce insanımıza ekmek aş imkanı verdiğiniz için size şükranlarımı sunuyorum. İnşallah daha iyi yerlerde çok daha büyük başarılarla yine bir arada olmak dileğiyle diyorum size. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, biz Necmi Bey'i konuk olduk. Daha doğrusu hem konuk ettik hem konuk olduk ona. Yani fabrikayı gezerken şunu gördük. Dolaşırken İstanbul'da zaten ofisini biliyoruz. Gittik, dolaştık falan ama çizgisiyle, yaptıklarıyla başarının hiçbir zaman tesadüf olmadığını, her en ufak ayrıntılarına varıncaya kadar her şeyi hesapladıklarını müşahede etmiş olduk. Birlik beraberlik içerisinde, bütünlük içerisinde aile şirketini yürütmüş olduklarından dolayı kendilerini kutluyorum. Yani biz, bizim için değerli olan, kıymetli olan iş adamlarımızı örnek almamız lazım ve onları rol model seçmemiz lazım. Ve onların başarısıyla gurur duymamız lazım ki gurur duyuyoruz. Bir programın da yavaş yavaş sonuna geldik. Bu arada programımızı kapatırken yayında ve yapımda emeği geçen kameraman arkadaşlarımız Adem Bey, Celal Bey, program yapımcımız kardeşim Sefa Turan Bey, bize yol arkadaşlığı yapan ve her zaman yanımızda olan kıymetli başkanım Celalettin Dervişoğlu'na teşekkür ediyorum. Yine TV52 çalışanlarını perde arkasında montajından tutun her kademesinde ve genel yayın yönetmenimiz TV2'nin sahibi İsa Akçay Bey'e teşekkür ederken haftaya yeni bir mekanda farklı bir konukla bir ordulu sevdalısı yani bir sevdadır ordu programımızda sizlerle beraber olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın diyorum. Az tuzlu Murat Bey vurguyla Bir Sevdadır Ordu sona erdi.